Mesajlaşma uygulaması olan Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanması dünya gündeminde yerini aldı. Uygulama gizliliğiyle ön plana çıkan Telegram'ın kurucusunun tutuklanması güvenlik tartışmalarını bir kez daha açtı. Peki Telegram nedir? Kurucusu kısa zamanda nasıl bu kadar zengin oldu? Kullanıcı sayısı 1 milyara yaklaşan Telegram, WhatsApp'a rakip olarak görülen mesaj gizliliğine dair önemli özellikleri olan bir mesajlaşma uygulaması. 2013 yılında Telegram projesine başlayan kurucu Pavel Durov, 1984 Petersburg doğumlu bir Rus vatandaşı. Ülkesini terk etmeden önce Rusya'nın Facebook olarak bilinen VKontakte'i kuran Durov, Telegram konusunda Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun radarına takıldı. Telegram, Federal Güvenlik Servisi ile uygulamadaki şifre kodlarını paylaşmadığı gerekçesiyle açılan dava sonucunda 2018-2020 yılları arasında Rusya'da engellendi. Rusya'da çalıştığı dönemlerde servetini oluşturmaya başlayan Durov'un yıllık geliri o dönemde 8 milyar rubleye ulaşırken Telegram kuruculuğu sonrası servetini 15 milyar dolara çıkardı. 40 yaşına gelmeden büyük bir servet edinen Durov, önceki gün Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındı. Telegram tarafından yapılan yazılı açıklamada, Telegram, dijital hizmet yasası dahil Avrupa Birliği'nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'ya sık sık seyahat etmektedir ifadeleri kullanıldı. Uçtan uca şifreleme, iki katmanlı güvenlik hizmeti gibi uygulamaları sunan Telegram, görüntülü ve sesli mesajlaşma hizmeti veriyor. Kullanıcılarına en önemli avantaj olarak gizlilik ilkesini sunan Telegram'ın güvenilirliği bu tutuklama haberi sonrasında tartışılmaya başlandı.